Bir önceki videomuzda arabanın dikey dönüş pistinin tepe noktasından düşmemesi için, yani arabanın bu döngüyü tamamlaması için gereken minimum hızın 27,6 km bölü saat olması gerektiğini bulmuştuk. Bu dersimizde arabanın bu döngüyü tamamlarken sahip olduğu ortalama hızı hesaplayacağız. Arabanın bu döngüyü tamamlamasının ne kadar sürdüğünü bulmak için video programın şu sağ alt köşesinde gördüğünüz kronometreyi kullanacağım. Hatırlarsanız çemberin yarı çapını da bir önceki videoda hesaplamıştık. Süreyi ve çemberin çapını kullanarak arabanın ortalama hızını da bulabiliriz öyle değil mi? Öncelikle yol elips şeklindeymiş gibi görünse de kolaylık olması açısından bunun bir çember olduğunu varsayalım. Hesaplamalar için arabanın çembersel bir yolda hareket ettiğini düşünmek mantıklı olacaktır. Yol elips şeklinde olsaydı bu hesaplamayı nasıl yapardık? Bunu da ayrıca araştırabilirsiniz tabii. Her neyse. Şimdi videoyu tekrar izleyelim. Videoyu bir İngiliz TV kanalı olan Kanal 5'te yayınlanan 5. vites programından aldığımızı hatırlıyorsunuzdur. İşte araba gidiyor. Tekrar izleyelim. Bence izlemesi çok zevkli. İşte bir daha dönüyor video programının kronometresi de işliyor. Burada gördüğünüz farklı işleyen bir kronometre. Video formatına göre ayarlanmış. Saniyenin yanındaki sayılar ekranda beliren kareleri gösteriyor. Videonun formatı gereği görüntünün oluşması için saniyede 30 kare olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgi ışığında tekrar bakalım. Araba harekete geçtiğinde sayacımız sıfırı gösteriyor. Araba bir tur atıyor ve bakıyoruz 2 saniye 14 kare gösteriyor. 2 saniye ve 14 salise ya da 2,14 saniye değil. Bu hataya düşmeyin. Bu kronometrenin çalışma prensibine göre toplamda 2 saniye ve 1 saniyenin 30'da 14'ü kadar zaman geçtiğini görüyoruz. Buna yaklaşık 2,5 saniye diyebiliriz. 14 bölü 30, 1 bölü 2'ye yeterince yakın. Şuraya yazalım. Bu çemberin içinde bir tam turu tamamladığı süre 2 artı 14 bölü 30 saniye. Peki, bu sürede kat edilen mesafe ne kadar olur? Bunun için çembersel yolun çevresini hesaplamamız lazım. Onu da 2 pi çarpı çemberin yarıçapı formülüyle bulabiliriz. Önceki videoda çemberin yarıçapını 6 metre olarak bulmuştuk. O zaman çemberin çevresi 12 pi metre olur. Dairesel bir yolda arabanın yönü sürekli değiştiğinden arabanın hızı da sürekli değişir. Günlük hayatta hız ve sürat kelimelerini eş anlamlı olarak kullansak da fizikte hızın vektörel yani yöne bağımlı bir nicelik olduğunu unutmayalım. Eğer ortalama hızın büyüklüğünü yani sürate hesaplamak istiyorsak kat edilen mesafeyi o mesafenin kat edildiği toplam zamana bölmeliyiz. Bu da 12 pi metre bölü 2 artı 14 bölü 30 saniyeye eşittir. Tam değeri hesap makinesinde hesaplayalım. 12 pi bölü 2 artı 14 bölü 30. Birimi de metre bölü saniye. Cevap 15,3 metre bölü saniyedir. Sonuç olarak sürat yaklaşık olarak 15,3 metre bölü saniye. Bulduğumuz cevap minimum hızın yaklaşık 2 katı. Bu da gayet normal çünkü belli bir güvenlik payını ve yol tutuşunu da hesaba katmamız gerek. Çok da hızlı gitmek istemezsiniz. Çünkü bu durumda arabayı aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti de hızla doğru orantılı olarak artacaktır. Bir başka araba ve içindeki şoför çok fazla G kuvvetine maruz kalacaktır. Neyse, bu kısmı sonraki derslerimize bırakalım. Şimdi bulduğumuz sonucu kilometre bölü saat cinsinden yazalım hesap makinemizi çıkarıyoruz yine. Bir saatte 3600 saniye olduğunu düşünürsek bu değeri 3600'e çarpmamız gerekir. Metreyi kilometreye çevirmek için de 1000'e bölmeliyiz. Cevap 55 kilometre bölü saat olur. Arabanın sürati saatte 55 kilometreymiş. Mile çevirmek isterseniz de 1,6'ya bölebilirsiniz. Yaklaşık olarak 35 mil olur. Evet, arabanın süratı için yaklaşık olarak 55 km bölü saat diyebiliriz. Sürücümüze geri dönersek. Öncesinde fiziksel hesaplamalar yapıldığı için güvenli bir şekilde döngüyü tamamlayabildiğini görüyoruz. Çembersel hareketi sürdürebilmek için de minimum hızın epeyce üstünde bir hızla ilerliyor. Neredeyse iki katı hızla gidiyor. Ve şurada tam tepedeyken de yola gayet iyi tutunduğunu söyleyebiliriz.